Ay, beni çağırtmışsınız müdürüm. Gel Hazret. Ay, geleyim müdürüm. Otur. Görüşebildin mi ziyaretçi? Görüştüm müdürüm. Vallahi Allah razı olsun senden. Allah ne muradın varsa görsün yeminle. Niye ki? Bu senin yasal hakkın. Ya tamam o işler öyle de yani şimdi bu dilekçe melekçe sürümcemeye kalıyor sen anladın mı? Dilekçenin beklememe sebebi ben değilim Hazret. Kadir Doğan akraban olduğu için hemen işleme koyuldu. Kadir mi? Evet. Kız kardeşinin kocasıymış. Efendim? Hazret. Bak, kız kardeşinin kocasıymış. Haberin yok muydu? Yok, biliyordum. Yani gerçekten biliyordum. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Anlaşmış. Bütün para gitti. Ablam, ben böyle olacağını bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Ben... Senin neyin var? Kız kardeşimle evlenmişler. Kız kardeşimle deneyeceğim. Kız kardeşimle. Tamam. Aldatıldık. Çok kötü aldatıldık değil mi? Tamam. Ablam, çok özür dilerim. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Gerçekten çok tamam, özür dilerim. Tamam. Çekmeyeceğim. Tamam, çekmeyeceğim. Azo, iki dakikan var mı? Kanka, şu eli bir açayım, geliyorum. İki dakika dedim be, iki dakika! Eğlenmene bak Azo, hadi. Ne diyorsun ya? Ne oluyor? Biri bir şey mi dedi, ha? Zerri mi bir şey dedi? Gideyim bin bacaklarına. Kim ne dedi? Azo. Kız kardeşimle evlenmiş. Azo. Kız kardeşimle evlenmiş. Ya bana böyle bir şey nasıl yaparlar? Bana böyle bir şey nasıl yaparlar? Ben burada suçluluk duygusuyla yaşadım. Yıllarca bu suçluluk duygusuyla yaşadım Azo, biliyorsun. Allah belanı versin Hazret dedim. Sen böyle bir şeyden nasıl şüphelenirsin ya? Nasıl böyle bir şeyden şüphelenirsin dedim. Sen bana ne yaptılar? Nasıl evlenirler Azo, nasıl evlenirler? Ben o adam için hayatımı yaktım. Ve Deniz ablanın işi olunca, ben de öyle karşımda Kadir'i görünce yükseldim tabii böyle salak gibi, salak gibi, salak gibi.
gibi gidip aramıza bir şeyler olacak sandım ben. Hem de gitmiş Alpe'ye amanmış kadın var diye onu kaybetti. Az o benim yüzümden. Benim yüzümden ben bulaştırdım bu adama herkesi. Ben niye bu kadar salağım az o? Ben niye bu kadar salağım? Ben niye bu kadar aptalım ya? Ben niye bu kadar aptalım? Sen çok mükemmel bir insansın Hazret. Sen çok güzel kalpli, çok güzel bir insansın. Hiç kendini suçlama. Geçecek. Geçecek, hepsi geçecek. Ben öldüm. Gerçekten ölmüş gibi hissediyorum kendimi. Azim, bu geçmez. 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 Ben bu duvarları yıksam, hapishaneyi yıksam geçmez. Aşk hakkında ne şairler kelimeler anlatmış derdini, ne şarkılar yazılmış bitenin başlamayanın uğruna, ne adamlar kendilerini ateşe atmış, ne kadınlar girmiş dört duvarın ardına. Ya peki nedir bu aşk? Hı? Aşk umuttur. Bin tane hayal kurmak için saklar insan bir küçük papatyayı. Aşk haindir. En zayıf yerinden vurur insanı. Aşk zamansızdır. Öyle zamanında gelmez. Ya erkencidir ya geç gelir. Ama asla beklemez senin en hazır anını. Kelimelere kaçar. Kolay kolay bırakmaz. Aşk inatçıdır. Şarkılara sığınır. İşte Ezgi'nin günlüğüne sığınmış bir aşk şarkısı. Acı, uslat ve hasret arzusuyla hasretimize gelsin. Canım hasretim, üzülme. Her aşk kendini yaşar. Çaldığın kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun. Her aşk kendini yaşar. Çaldığın kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun. Aman aman küçük, bu yol sana gidiyor. Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor. Küçük baharında unuttuğum bir şeyler var.
geçer sokaklardan, sokaklara girer çıkar. Mavi penceresinde gül, telaşlı rengarenk kuşlar. Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar. Kanatlarında bir alev, düşlerine konar kalkar. Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun. Her aşk kendini yaşar, çaldığın kapı kapanır sonunda. İçinde bir sen bulursun, büyümüş anlamış yorgun. Ah aman aman küçüğüm, bu yol sana gidiyor.